Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de 7250'nin tanıtımını yapacağız. 7250i kameralı modeli. Bunlar da ilk çıkan kameralı telefonlardan diyebiliriz. Şimdi bunun özelliklerine şöyle bir göz atalım. 2G, 3G, 2003 yılında çıkmış. Yaklaşık 1000 TL civarı. Ondan sonra başka neyi var? 4 MB'lık kendi hafızası var. Hafıza kartı bulunmuyor. Kamerası GIF, yani en düşük formattaki kamera, radyosu var. Sensör olarak termometresi var. Yine tarayıcı olarak, yani Explorer olarak WAP 1.2.1x HTML var. Akıllı metin girişi. 780 mAh bataryası var. 150 ile 300 saate kadar bekleme süresi, 2 ile 5 saat arası konuşma süresi var. Evet, renkleri de 5 tane renk çeşidi var. Evet arkadaşlar, açalım telefonu. Bu telefonlar biraz eski olduğu için biraz deformasyon olan bölümleri var. Evet arkadaşlar, telefonu açtık. Yine Nokia'nın ilk şeyi. Bu da Tektaş mühendisiymiş bu arada. Evet arkadaşlar, menüleri şöyle, o zamanlar gerçekten çok klas menülerdi. Evet, şöyle geçelim. Arama kaydı var. Ondan sonra evet, bu neden devam etmiyor? Rehber, tercihler. Şu tercihler bölümüne bir bakalım. Şöyle bir genele gidelim şöyle. Her zamanki gibi sevdiğim Nokia Z sesine bir bakalım. Z sesinin tonuna. Evet arkadaşlar, yoksa bu telefonda Z sesi çalmıyor mu? Arızalı mı Z sesi? Bir saniye. Şu Z sesi seviyesi 5. Evet arkadaşlar, bunun herhalde zil sesi arızalı. Evet arkadaşlar, bunun zil sesini maalesef dinleyemedik. Zil sesi arızalı. Ayarlar, radyo bölümü var. Bu radyo, ya o dönemler gerçekten radyo çok önemliydi. Şu an o kadar radyonun pek bir önemi var. Şu an MP3'ler çıktı. Hatta cep telefonlarına, şu an MP3'e bile ihtiyaç kalmadı. Şu an YouTube'dan da dinleyenler var. İşte geçen gün gelmesinde eskiler gidiyor her geçen gün. Evet, yine kamera bölümü var. İnşallah bari kamerası çalışır. Zil sesi çalışmadı. Evet arkadaşlar, kamerayı görüyorsunuz. Uzaktan bir nurani bir ışık var. Uzaylı da olabilir. Arkadaşlar, dediğim gibi yani bunlar eskiden çok kullanışlıydı ama her geçen gün dediğim gibi teknoloji ilerledikçe biz de yaşlanıyoruz zaten. Gün gelir biz de yedeğimine götürürler. Evet, şurada resimler. Resimleri de şöyle, genelde o kadar da çözünürlük yok zaten. Ajanlar. Enteresan mesaj sesi geldi ama neden pek şey olmadı ya. Oyunlarına bakalım. Evet, oyunlarında bonus var. Bu güzel bir oyundu. Şöyle bir açalım bakalım. Evet, oyun açılsın. Devam diyelim. Devam. Evet, devam edelim şöyle. Evet arkadaşlar, bunun da bir hilesi vardı sanırsam ya. Biliyorsunuz, bir şey üretilmeden ilk önce hilesini çıkarabiliyoruz. O konuda gerçekten takdire şayan insanlarız. Şimdi arkadaşlar, şunu geçelim. Uygulamalara bir bakalım. Uygulama, Converter. Converter, bu neyi convert diyor? Neymiş bu ya? Bir bakalım. Neyi çeviriyor? Tamam. Evet, burada da işte birimleri, ağırlığı falan ayarlıyor. Şimdi bunda mesaj sesi varsa, peki bunda zil sesi neden olmasın? Nerede bu ya? Tercihler. Evet arkadaşlar, tercihlere gelelim. Çağrı, uyarla diyelim.
Arkadaşlar bunların tuşları da zor basıyor. Malum eski telefonlar olduğu için böyle bir sorun çıkıyor. Titreşimde bildirim açıldı. Zil ses seviyesi 5. Evet, zil sesi tonlarına bir bakalım. Çaldı arkadaşlar ya. Demek ki evet arkadaşlar, Nokia'nın polifonik sesi. Bu sesi gerçekten çoğu zaman duyduğum zaman duygulanabiliyorum. Evet arkadaşlar, 7250i'deki özellik bu. Arka kısmı da şöyle, kamera kısmı böyle. Zaten bunda her yeri deforme olmuş ama şu anda bile iş görüyor. Evet arkadaşlar, bugünkü telefon konuşamadım ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bugünkü telefonu tanıtımı da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz da Nokia'nın haricine bakalım, hangi telefonları atabiliriz, ona bir göz gezdirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.